Merhabalar. Bu videonun konusu Kilopi projesinde yeni yayına alınan merkeziyetsiz bir uygulamanın tutorialı. Başlayalım. Proof of Development adı altında yeni bir trend başlatmıştık. Bundan birkaç ay kadar önce belki hatırlarsınız Exchange Listing Protocol adı altında bir uygulamayı canlıya almıştık. Ve burada ZGX borsasını eklemiştik ve bu süreç yavaş bir şekilde devam ediyor. Bilmeyenler videolardan eski videolara dönüp bunu bulabilirler. Tabii bu protokol Proof of Development'ın genel protokolü aktif edildiğinde sadece borsa listeleme protokolü aktif edilmişti. Uygulama geliştirme protokolü ve marketing protokolü aktif edilmemişti. İkinci sırada uygulama geliştirme protokolü var idi ve bu uygulama geliştirme protokolü şu anda aktif hale getirilmiş durumda. Karşımda gördüğünüz ekran şu anda bu protokolün ekranı karışık gelebilir. Oldukça basit. Şimdi anlamaya çalışacağız. Şimdi bu protokolün aynısını ben burada ikinci bir tarayıcıda da açtım. İkinci sekmemizde gördüğünüz üzere ortada birçok uygulama var. Birinci sekmemizde bir tane uygulama var. Şu anda bu birinci sekmemiz canlıda olan gerçek uygulama. Web sitesinden tıkladığımızda buraya giriyoruz ve bir tane uygulama var şu anda. Fakat şuradaki ekranda çok sayıda uygulama var. Hepsi birbirinin kopyası. Burası test sunucusu. Şurada gördüğünüz üzere localhost diyor. Bu benim kendi bilgisayarım. Şimdi öncelikle şunu anlayalım. MetaMask ile girişi yapmadan önceki durum. MetaMask ile giriş yapmadığımız zaman bu protokolün sayfasına geldiğimizde yukarıda Connect to MetaMask çıkıyor ve aşağıda da gördüğünüz üzere bazı tutorial yazıları var. Şu tutorial video İngilizce videoya yönlendirilecek. Henüz aktif değil. Ve karşımızda gördüğünüz üzere uygulamalar var. Yukarıdaki staking arayüzü kayboldu. Çünkü MetaMask'ta henüz giriş yapmadım. Biz önce protokolün genel olarak ne olduğunu anlamaya çalışalım. Uygulama geliştirme protokolü nedir? Kilopi projesi üzerinde Kilopi'nin token'ına değer getirecek veya kullanım alanı yaratacak uygulamaların geliştirildiği ve bunların takip edildiği, katkıda bulunma imkanımızın olduğu bir merkeziyetsiz uygulama aslında bu sayfada. Burada herhangi bir developer, tasarımcı veya bir ekip veya Kilopi projesinin ekibinden birileri. Kilopi projesi üzerinde herhangi bir yan proje, bir merkeziyetsiz uygulama, bir iş ortaya çıkartacakları zaman buraya gelip o işi eklemeleri gerekecek. Bundan sonra takip ettiğimiz yer burası olacak. Canlıda da gördüğünüz üzere Masters of Management'ı ekledik. Bu konuya geleceğim şimdi. Test tarafında önce süreci bir anlamaya çalışalım. Bir kere bir uygulama ilk tasarıma başlarken önce teori fazında oluyor. Sonra tasarım fazı başlıyor. Sonra tasarım fazı belli bir noktaya geldiğinde uygulama canlıya alınıyor. Canlıya alındıktan sonra yeterli kullanıcıya ulaşırsa prestij fazına geçiyor. Burada eğer bir developer'sanız, tasarımcıysanız veya küçük bir ekipseniz, bir uygulama geliştirecekseniz önce uygulamanızı eklemeniz gerekiyor. Ekleme kısmına değineceğim şimdi. Diyelim ki başarılı bir şekilde eklediniz. Uygulama öncelikle teori fazına geliyor. Teori fazına gelen uygulamanın ne özellikleri var? İsmi, e-maili, açıklaması, linki var, white paper'ın linki ve fazın teori olduğunu görüyoruz ve oy 1. Ekleme olduğunda ilk eklemede oy 1 olarak otomatik olarak atanıyor. Bu oyların ne olduğunu ve nasıl oy verildiğini de şimdi anlayacağız. Uygulama teori fazında devam ederken uygulamayı geliştiren ekip veya kişi uygulamanın web sitesini hazırlarsa yani en başta white paper'la girmesi gerekiyor. Web sitesi hazırlandığında bu uygulama geliştirici web sitesini bu uygulamaya ekliyor. Eklediği zaman bir onay süreci var. Eklemede de onay süreci var. Onay süreci geçerse teori fazından tasarım fazına geçiyor. Tıkladığımız zaman, içerisine girdiğimiz zaman tasarım fazındaki uygulamalarda web sitesi linki de mevcut. Faz değiştirdiği zaman 1000 oy otomatik olarak artıyor. Bu da bir detay. Her faz arasında var bu. Tasarım fazında olan uygulama eğer web sitesi tasarım süreci devam etti, uygulama canlıya alındıysa o uygulamanın nasıl kullanıldığını anlatan bir tutoriala ihtiyacı var. Bu video olur, doküman olur, herhangi bir link ama gerçekten tutorial olması gerekiyor. Eğer tasarımcı bu tutorial'ı eklerse kendi geliştirdiği uygulamaya tasarım fazından canlı fazına geçiyor uygulama. Bastığımız zaman canlı fazındaki uygulamaların özelliklerinde tutorial linkinde olduğunu görebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi oy 1000 arttı.
Son fazımız prestij fazı. Eğer canlıda olan bir uygulama prestij fazına geçeceğini ispatlarsa, performans metriklerini gösteren herhangi bir link paylaşırsa, çok sayıda kullanıcı veya transaction veya Kilopi'ye getirdiği değer birçok şey olabilir. Canlıdan prestij fazına geçme hakkı kazanıyor. Eğer geçerse yine 1000 oy artıyor otomatik olarak ve prestij fazındaki uygulamalarda gördüğünüz gibi performans metrics linki var. Tıkladığımızda da buna yönlenebiliyoruz uygulama için. Burada gördüğünüz gibi test için birçok uygulama yukarıya aşağıya birçok yere götürüldü. Tabi burada herhangi bir uygulama tasarımını durdurursa aradan aylar yıllar geçerse tabii ki buradan disable de edilebiliyor yani kaldırılabiliyor. Projenin heyet kararı ile tek kişi kaldıramıyor. Şimdi tasarımcı açısından baktığımızda buradaki uygulama geliştirme protokolünün fazlarını genel olarak anladık. Ama hala arada oy. İşte bu uygulamayı geliştiren kişinin kazancı ne olacak? Neden buraya ekliyor gibi soru işaretleri var. Şimdi önce uygulama ekleme kısmına gelelim. Uygulama eklemek için projenin adı, kısa açıklaması ve white paper linki. White paper linkinde blockchain seçimi, uygulamanın net bir açıklaması, tokenomics, Kilopi için faydası, roadmap, takım gibi bilgiler olması gerekiyor. E-mail kontak kurabilmek için bir de logosu URL olarak gerekiyor. Bunları girdikten sonra bir de 10.000 LOB token girmesi gerekiyor. Uygulama oluşturan kişinin bunları girdikten sonra tıklayıp uygulamasını onaya göndermiş oluyor. Eğer tıklayıp buradan gönderim yaparsanız göreceksiniz ki onay bekliyor diye bir yazıyla karşılaşacaksınız. Eğer onay bekleme sürecinde bu başvuruda herhangi bir pürüz görülürse buradaki yazan e-mailden kendilerine ulaşıp pürüzler anlatılacak. O pürüzler düzeltildiğinde onaylanacak ve teori fazına gelecek uygulama. Şimdi burada oluşturan cüzdan adresi önemli. Çünkü sistemde LOB token kazancı bu uygulama geliştiricilere oluşturan cüzdana göndererek olacak. Yani tekil bir cüzdana yönlenecek. Bu kısım önemli. Ve söylediğim gibi her bir aşamada da onay var. Şimdi o onay aşamasını da görelim. Cüzdanımızla bir giriş yapalım. Arayüzün nasıl değiştiğini de görelim. MetaMask'ımızla giriş yaptığımız zaman şu an Binance Chain'i test ettiğim. Tabii normalde Binance Chain'de uygulamanın her şeyi Binance Chain'de. Binance Chain'deki LOB token'la staking yapılıyor. Onu da konuşacağız şimdi. Giriş yaptığımız zaman staking arayüzü de geliyor. Aynı zamanda eğer giriş yaptığımız cüzdan uygulamayı oluşturan cüzdan ise şurada bir de güncelleme kutucuğu ve linki geliyor. Biz bu cüzdan ile bunları oluşturduğumuz için ben buraya girdiğimde burada web site linkini koy, güncelleme talebi gönder diye bir yer var. Bunu geliştirici gönderdiği zaman faz atlaması için yine bir onay alması gerekiyor. Yine biz Kilopi heyeti olarak görüyoruz hepsini arka planda ve her şey yine merkeziyetsiz. Onay verirsek geçiyor. Eğer onay vermezsek de açıklama mailini atıyoruz. Çünkü mail adresi burada zaten hala yazıyor ve hepimiz ulaşabiliyoruz. Eğer bu cüzdan giriş yapmış cüzdan bu uygulamayı geliştiren cüzdan değilse herhangi bir cüzdan ise şu aşağıdaki kutucuk ortadan kalkıyor. Sadece oy verebiliyoruz. Gördüğünüz üzere tekrar şu cüzdana geçeyim ben. Oy vermek için de maksimum diyoruz. Şuradaki oy gücümüz görünüyor. Eğer işte atıyorum %100 manuel girmek istiyorsak 50 vote dediğimiz zaman da oy veriyoruz. Oy ne işe yarıyor? Oy bu sistemdeki LOB token kazancını buradaki uygulamalar arasında dağıtıyor. Hangi uygulamada ne kadar çok oy varsa o kadar yüksek kazanç sağlayabiliyor. Burada dağılan havuz belli. O oy oranı ağırlığı ile dağılıyor. Peki o LOB token nereden geliyor? O LOB token staking ödüllerinden geliyor. Burada uygulama geliştirme protokolünün altında sadece bu uygulama geliştirme protokolüne bağlı olan bir staking mekanizması var. Onu da anlayalım. Binance Chain üzerindeki LOB tokenlarınızı buraya stake edebiliyorsunuz. Stake ettiğiniz zaman burada stake ettiğiniz token'ı görebiliyorsunuz. Ve her ay ödüller buraya düşüyor. Rewards olarak. Ay başında rewards buraya düştüğünde çekim yaptığınızda size hem buradaki LOB token miktarı geliyor hem de çekim yaptığınız LOB token miktarının onda biri kadar oy gücü geliyor. Aynı zamanda yine o çekim esnasında
Sizin staking ödülleriniz üzerindeki küçük bir komisyon buradaki uygulama geliştiricilere dağılıyor ve oy oranı ağırlığı ile dağılıyor. Yani her ödül çekildiğinde buradaki uygulama geliştiricilere token dağılımı oluyor. Burada uygulama geliştiricilerin avantajı çekim yapmak için onlar tıklama yapmıyorlar. Ara ara cüzdanlarını kontrol etmeleri yeterli. Staking yapan kişilerin oranı daha yüksek ama klik yapmaları gerekiyor. Şimdi buradaki oranları bir anlayalım. Harmony tarafında bildiğiniz üzere işte yılda 1, 1,5, 2, 2,5 ve en sonunda da 3. Üçüncü yıldan itibaren 3 ve ondan sonra da 3 olarak devam ediyor. Proje açısından baktığımızda yine 1, 2, 3 diye gidiyor buradaki Binance şeyinde de. Ama bu 1 direkt kullanıcıya değil. Hem kullanıcıya hem de uygulama geliştiricilere dağılıyor. Bu %1'in %60'ı stake yapanlara, bu %1'in %40'ı uygulama geliştiricilere. İkinci yıl %2, üçüncü yıl %3 ve ondan sonraki yıllarda %3 olarak devam ediyor. Proje için sonuç değişmiyor. Bunu böyle yapmamızın sebebi de Harmony tarafından buradaki kazanç birazcık daha altta kalsın ki mevcut kullanıcıları trollememiş olalım ama proje açısından da sabit kalsın diye bu şekilde bir ayar çekildi. Burada bilinmesi gereken en önemli konu şu. Burada eğer bir ay bittiğinde ödülünüzü çekmezseniz ödülünüz birikiyor. İkinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay birikmeye devam ediyor. İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. Fakat çekim yaptığınızda bir sonraki çekimi en az bir ay sonra yapabiliyorsunuz. Burada yine sayaç başlıyor. Bir ay beklemeniz gerekiyor. Token ilave ederseniz sayaç yine sıfırlanıyor. Token çıkartırsanız, unstake yaparsanız sayaç yine sıfırlanıyor. Yani burada yaptığınız her hamlede bir ay bekleme süresi oluşuyor. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi stake yaptık. Stake'in ödülünü aldık. Ödülünü aldığımız an hem bize ödül geldi, hem uygulamalara ödül geldi, hem de bize oy gücü geldi. Bize oy gücü geldiği zaman biz de geldik. Beğendiğimiz bir uygulama varsa, performansını iyi görüyorsak veya dostumuzsa, çok çalıştığını görüyorsak kendisinin girip onun uygulamasına oy verebiliyoruz. Biz onun oyunu arttırdığımız zaman başka kişiler buradan staking ödülü çektiğinde ona giden LoV token miktarı artış kazanıyor. Şimdi buradaki her şey merkeziyetsiz. Bu anlattığım mekanizmanın içerisinde. Bu merkeziyetsiz olduğu için her şey transactionlar üzerinden yapılıyor. Blockchain üzerinden her şey takip edilebiliyor. Arka tarafta size heyet oy veriyor dediğimde de çok katmanlı bir güvenlik mekanizması var. Bu güvenlik mekanizmasında ben tek başıma iş yapamıyorum. Birkaç tane cüzdan, birkaç tane kişi her hamlede bir araya gelip bütün konuları değerlendirmesi gerekiyor ve birbirine izin açması gerekiyor. Bu Kilopi projesinde bugüne kadar oluşturulmuş en kompleks yapılardan bir tanesi. Şimdi bu uygulama geliştirme protokolü canlıda. Bu test kısmını geçelim, canlı kısmına gelelim. Canlı kısmına biz Masters of Management oyununu ekledik. Bu Masters of Management oyun teori olarak ekle ve bu oyunda ihtiyaçlarını gidere gidere development fazına, canlı fazına ve prestij fazına inşallah geçecek. Bunun üzerinde çalışacağız. Bu örnek uygulama olacak. Bu saatten sonra projede uygulama geliştirmek isteyen kişilere biz yönlendirici de olacağız. Zaten çok sayıda toplantı yapıyoruz bildiğiniz üzere. O kişileri buralara yönlendireceğiz. Birazcık daha ellerinden tutacağız ki hem kendilerini geliştirsinler hem de Kilopi projesine faydaları olsun ve bir kazanç döngüsü oluşsun. Projeye de değer gelsin. Burada her şey Binance şeyin üzerinde çalışıyor ama unutmayalım. Buradaki uygulamalar yoğunlukla Harmony Chain üzerinde tasarlanacak ve Harmony Chain'deki LoV token'da daha çok transaction oluşacak. Bizim görüştüğümüz her kişiyi önce Harmony Chain'e yönlendireceğiz. Çünkü transaction'lar daha hızlı, komisyonlar daha düşük, tasarım yapmak daha kolay. Zaten bu hepimiz tarafından biliniyor. Önümüzdeki süreçte ne var? Sırada marketing protokol var. Marketing protokolü de dediğim gibi benzer bir mantığa sahip olacağı için çıkış süresi birazcık daha kısa olacak. Ve marketing protokolü de çıktıktan sonra önümüzdeki haftalarda artık tek ekranda Proof of Development adı altında Kilopi projesindeki uygulama geliştirme süreçleri takip edilebilecek ve katkıda bulunabilecek. Marketing süreçleri takip edilebilecek ve katkıda bulunabilecek. Borsa listeleme süreçleri takip edilebilecek ve katkıda bulunabilecek. Tam anlamıyla merkeziyetsiz bir gelişme ve ilerleme sürecini burada oturtmaya çalışıyoruz. Bize kalan tek şey birebir toplantılar oluyor ve bunları da olabildiğince yabancılarla yapacağız. Durum bu. Lütfen unutmayalım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi veya reklam değil. Tutorial videosu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.